Abartma tozu. Çözütmek bizim işimiz. Bir sabah uyandık ve bizim kasaba toptan delirdi. Olanlar bir anda oldu. Bir salgın gibi başladı. Birinden diğerine, diğerinden öbürüne bulaştı sanki. Annemi, babamı, bütün arkadaşlarımı tanıdım. Herkesi tanıyamaz hale geldim. Bu salgının adını başta toplu çözütme koydum. Sonraları her gün yeni bir isim bulacaktım. Çünkü her gün daha da çok çözüttüler. Ha, şimdi diyeceksiniz ki bir tek sen mi normalsin? Evet, bir tek ben normalim. Sahiden öyleyim. Buğdayla da aklı başında olan tek kişi benim. Ha, bir de Tevfik Kılıçyarar var. Gerçi o kasabalı değil ama olsun. O da insan. O gelene kadar bunların arasından kafayı oynatmak üzereydim. Acaba herkes normalde ben mi o normalim diye düşünüyordum. Allah'tan Tevfik Kılıçyarar geldi de normal bir insan evladı daha görmüş oldum. Gerçi o da çok normal değil ama olsun. O da insan. 10 yaşındayım ama son zamanlarda olanlar bana kafadan 20 yaş kattı. Kaç yaşındasın diye soranlara rahatlıkla 30 derim. Hatta 40 bile diyebilirim. Bazen oluyor 50'leri hissediyorum. İnsan 10 yaşında emekliye ayrılmak ister mi? Ben istiyorum. İçimdeki yanı yaşam enerjisi sünger gibi emdi bu kasaba benim. Büyük biri olsam 1 dakika durmaz çeker giderim. Tıstara topla git bir sahil kasabasına yerleş. Torun torba bile istemiyorum. O kadar bıktım insanlardan. Neyse ki mücadeleci bir ruhum var ve zorluklarla mücadele etmeyi seviyorum. Bu kasabadaki insanları içine düştükleri bu bataklıktan çıkartacak bir süper kahraman lazım. Sor kesinlikle bendim. Her süper kahramanın arkasında mutlaka bir başka süper güç bulunur. Benim öyle bir gücüm yok. Yanımda olan tek kişi Tevfik abi. Gerçi onun kendine hayrı yok ama olsun. O da insan. Olan biteni anlatmam biraz zaman alacak ama oku. Oku da gör neler çektiğimi. Ben yaşadım bunları kardeşim yaşadım. Okumak iş mi? Okuması kolay. Kendini bir de benim yerime koy bakalım. Dayanabilecek misin? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Her şey o sabah başladı. Gece yatarken her şey normaldi. Anneciğim, babacığım, iyi geceler dedim. Gittim, sarıldım, öptüm. Gidip dişlerimi fırçaladım. Kitabımı okudum, yattım. Her sabah olduğu gibi yine sabah saat 8'de alarm sesiyle uyanacaktım ama bir çığlıkla uyandım. Annemle babam eşofmanlarını çekmişler. Kafalarında saç bandı, ellerinde birer su şişesi. Yatağımın başında koşuyorlar. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tövbeler olsun, ne oluyor diye uyanıp oturdum yatağımın üstüne. Saate baktım 6, sabahın 6. Kalk spor yapacağız. Spor sağlıklı yaşamın en önemli partisi. Biz her sabah güne koşarak başlarız, yüzerek devam eder, bisikletle geri döneriz diye nefes nefese koşarak saydı babam. Annem, triatlon, en sevdiğim, hayatta en sevdiğim şey triatlon diye çığlık attı koşarken. Uykulu gözlerle etrafa bakındım. Anne, senin en sevdiğin şey mantı. Dün akşam 3 tabak mantı yedin de yattın. Biriniz 120 kilosunuz, diğeriniz 95. Nasıl sağlıklı yaşam? Daha sabah 6'sı. Babama bak ya, sen yorulmayayım diye bacak bacak üstüne atmazsın. Ne oldu size? Dedim ama hiç duymadılar. Beni abar topar giydirip koşuya çıkarttılar. Bizim kasaba sabah 6'da, kimseyi sokakta göremezsin. Yani öyledir herhalde. Daha bu yaşıma kadar sabah 6'da hiç sokağa çıkmadım. Ama o sabah herkes sokaklardaydı. Koşanlar, bisiklete binenler, gülle atanlar, sabah sabah basketbol oynayanlar, uzun atmacılar falan. O kalabalıkta dedemi gördüm. Elindeki gülleye atmaya çalışıyordu. Dede, o ne yap? Gülle. Ne güllesi ya, namaza niye gitmedin sen? Ne oluyor dede milleti sabah sabah dedim. Spor çok önemlisi bu. Ben çok sportif biriyim. Böylece çok yaşlanmayacağım. Hiç yaşlanmayacağım. Hep sağlıklı olacağım dedi. Daha niye yaşlanacaksın dedi işte. Git evine, şimdi ayağını falan düşüreceksin koca gülleyi. Dedim ama vallahi fırlattı. Sanki bütün kasaba toptu halde olimpiyatlara hazırlanıyordu. Spordan sonra kantar içinde eve döndük. Dizlerimde derman kalmadı. Annem kahvaltı masasına oturmamızı söyledi. Ama masa boştu. Önümüzde birer kase duruyordu. Benim beslenmeme çok dikkat eden, her gün bir yumurtayı ağzımdan burnumdan tıkıştıran, peynirimi yemezsem üzülen annem önümüzde sadece birer kase süt koymuştu. Babamın ve annemin kasesinde yulaflı süt karıştırılmıştı. Benim glutene alerjim var. O yüzden yulaf, buğday, unlu mamul, ekmek falan yiyemem. Benim kasemde sadece süt koymuş ve Allah razı olsun bir tane de avokado doğramış. Anne, hani kahvaltı? İşte yavrum önünde. Bu ne anne? Bu süt, süt de avokado, hani yumurta, peynir, ceviz, salatalık falan. Artık sağlıklı besleneceğiz yavrum. Bu yeterli. Hadi yap kahvaltını.
dedi. Kahvaltı olsak yapardık tabii ama kahvaltı falan yoktu orada dedi. Kendisi kaseyi kafaya diktiği gibi işe gitti. Koşarak gidecekmiş. O da spormuş. Sonraki günlerde annemi hiç yürüyerek görmedim. Hep koşuşturdu. Bir elinde büyük boş bir su şişesi taşıyordu. Sanki küçük bir bebeği varmış da onu taşıyormuş gibiydi. Su şişesini kucağından hiç indirmezdi. Bundan sonra olaylar bir anda hız kazandı. Anneme, babama, babaanneme toptan bütün buğdayla kasabasında bir şeyler oluyordu ve ben ne olduğunu anlamıyordum. Bu hal çok uzun sürdü. Aylarca anlayamadım. Çözmem için Tevfik Kılıkyarar'ın gelmesi gerekti. Gerçi o olmasa da çözerdim ama olsun. O da insan. Günaydınlar otel zinciri. İnsanlar bir sorunla karşılaştığında önce ailesine koşuyor. Annem ve babam o kadar hızlı koşuyorlardı ki onları yakalayabilmemin imkanı yoktu. Ben de babaanneme koştum. Günay günaydın benim babaannem dünyanın en tatlı isimdir. Her şeyi bilir ve her şeyi tatlı tatlı anlatır. O gün hem ne oluyor bizimkilere demek için hem de adam akıllı bir kahvaltı yapmak için ilk önce babaanneme gittim. Babaannem kasabada tek pansiyon işletmecisidir. Burası bir ev gibidir. Misafirlerini çok sever, parası olmayanlardan para almaz, gönlü çok geniş biridir. Canımdır benim canım. Beni de çok sever, ben de onu çok severim. Beni görünce kollarını kocaman açar, ben de üzerine zıplarım. O sabah pansiyondan içeriye koşarak girdim. Babaannem diye bağırdım. Aslında babaanne demek istiyordum ama onu görünce heyecanlanıyordum ve sizin babaanne diye çıkıyor. Kollarımı açıp ona doğru koştum ama beni görmedi. Babaanne görmedin mi beni yahu dedim. Sonra dönüp baktı. Çok işim var be. Çekil şuradan dedi. Çekil şuradan mı? Babaannem be çekil şuradan. Bana, biricik torununa. Anlamadım ki babaanneme bir şeyler olmuş. Yine de babaanne karnım aç da okula gitmeden bir şeyler yesem, kahvaltı hazırsam dedim. Babaannem her sabah kahvaltıda müşterilerine biraz çörek, birkaç dilim ekmek, yumurta, biraz zeytin, peynir, tereyağı, reçel, hafif ve birkaç bardak çay verirdi. Sağlıklı beslenmemiz için bunlar yeterli. Kahvaltı masasına bir baktım. Oho, oy 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 oy, aman aman aman, vay vay vay, ay ay ay. Döktürmüş babaannem. Haşlanmış yumurta rafadan, yumurta sahadan, yumurta olmaya sucuklu, yumurta kaşar, peynir, lo peynir değil, peynir koyun, peynir ot, peynir, labne, peynir ve 6 çeşit zeytin, 2 çeşit domates, patates kızartması, patates, domates haşlanmış, patates, sucuk, salam, bastırma, jambon, sosis, portakal suyu, greyfurt suyu, elma suyu, havuç suyu, çay, 90 çeşit şey vardı masada. Tövbeler olsun babaanne, bunlar ne, kaç kişi var pansiyonda? Bir, nasıl bir kişi ya? Bir kişilik kahvaltı var. Kaç kişilik kahvaltı var burada babaanne? Nasıl yesin bir kişi bunu? Sunum önemli sunum. Her şey dahil sistemine geçtim. İstediği kadar yesinler ama bana bol bol para versinler. İyi, benim de karnım açtı zaten. Şuradan ben de iyi vereyim derken elindeki gazeteyle elime vurdum. Dokunma sakın, sunumu bozma, canım çıktı benim kahvaltı hazırlarken. Müşteri geliyor, bak kaybol şuradan dedi. Müşteri mi? Babaannem pansiyondan kalan herkese eskiden misafir derdi. Şimdi müşteri olmuş. Müşteri geldi ama babaannem müşterinin geldiğini fark etmedi. O kadar yorulmuştu ki ona günaydın bile demedi. Günaydın demediğini farkına varmayacak kadar yorgun ve bitkin ve gergindi. Daha bu kahvaltının toplanma işi vardı. Buğdaylı kasabasının ilk günaydını işte o sabah kesildi. Sonrası çorap söküğü gibi gelecek insanlar günaydın, iyi akşamlar, kolay gelsin, teşekkür ederim gibi onları birbirine bağlayan sözleri hatırla hayatlarından hızla çıkartacaklardı. Çünkü bundan sonra yapmaları gereken çok fazla iş olacak ve selam vermeye vakitleri doğal olarak kalmayacaktı. Pansiyonun o günkü müşterisi pansiyondan ayrılırken faturayı görünce küçük dilini yutacaktı. Bir gecelik ücretin 5 katı yazılmıştı. Aa, ama bu biraz fazla değil mi? Dedi müşteri babaanneme. Müşteriyle her zaman çok nazik konuşan babaannem adamı kovmaktan beter etti. Elbette değil, sana buradan yiyebileceğinin güzel kahvaltı hazırladım. Burada gün boyunca oturdun, yedin, içtin. Sadece bu kahvaltıyı ödeyebileceğin tutar bile bundan fazla eder. Konaklama ücretini saymıyorum bile. Eğer beğenmiyorsan bir daha buraya gelemezsin. Hadi başka kapıya dedi ve parasını aldı. Adamın arkasından beni de kovdu. Çekil git şuradan, ayak altında dolanıp durma. Bir sürü işim var, seninle mi uğraşacağım dedi. Daha dün bu kadın bana yavrum benim senin tatlı dillerini yerim diyordu. Babaannemle bir şeyler olmuştu ama olanlar bu kadarla kalsa yine iyiydi. Babaannem ertesi gün kocaman bir pankart hazırlattı ve pansiyonun en üst katından aşağıya bayrak gibi sallandırdı. Bu derlerin tek ve eşsiz pansiyonu günaydınlar oteller zincirinde konaklamak bir ayrıcalıktır. Buraya gelin ve kendinizi özel hissedin. Günaydınlar otel zinciri. Buraya sadece özel insanlar gelmeli. Bedelini ödeyerek kendilerini burada özel hissetmeliydiler. İnsanlar kendini pansiyonda özel hissetmezdi. Özel hissedebilmek için otelde olmaları gerekiyordu. O zaman pansiyonun adı acilen değişmeliydi. Henüz
tek halkalı bir zincir olsa da işleri ilerleteceğini ve 2-3 otel daha açacağını düşünüyordu. Şimdilik zincir demek yalan olabilirdi ama bu kadarcık yalanın da kimseye zararı olmazdı. Fakat kabul etmek gerekirse tüm bunları oldukça yorucu oluyordu. O yüzden babaannem ben bu işleri tek başıma yetişemem diyerek personel sayısını arttırdı. İki bahçıvanın iki aşçı, iki kat hizmetleri görevlisi ve resepsiyonist aldı. Yine de en büyük iş kendisine düşüyordu. Emir vermek. Sonraki aylar boyunca günaydınlar otel zincirinin tek şubesi olan bu küçük pansiyondan her gün başka bir saçmalık yaşandı. Babaannem oda fiyatlarını her ay arttırdı. Gelen müşteriler başka kalacakları yer olmadığı için mecburen konakladılar. Fiyatların eleştiren müşterilerini kovdu. Bu kovma işini rahatlıkla yapabilmek için de iki güvenlik görevlisi çalıştırmaya karar verdi. Burada hazırlanan abartılı kahvaltılar ve yemekler o kadar çok artıyordu ve ziyan oluyordu ki bahçedeki kedi ve köpekler attıkları yemekten şişmanladılar ve yürüyemez hale geldiler. Pansiyonun bahçesindeki her biri en az 50 yıllık devasa ağaçları gözünü bile kırpmadan kestirici günaydınlar otel zincirinin ikinci şubesinin inşaatına başladı. Tevfik Kılgiler'le ilk olarak günaydınlar pansiyonunda karşılaştık. Geldiğini şükrettiğim tek müşteriydi. Müşterimiz de gerçi o pek müşteri sayılmaz ama olsun o da insan. Okul değil gerilim filmi. O sabah olup biteni arkadaşlarıma anlatayım diye koşa koşa okula gittim. Zaten okulda genelde olup biteni anlatmak için ve yeni şeyler olsun bitsin diye giderdim. Okul bahçesi normalde öğrenci kaynardı. O sabah bir kişi bile yoktu. Ne oldu, okul mu tatilde haberim yok, saatlerde ileriye mi alındı da erken geldim diye düşünürken hoparlörden müdürünün sesini duydum. Sen çabuk sınıfına derhal hemen de hemen ede acilen vakit kaybetmeden ondan geri sayıyorum. 19'a git dedi ve hızlı hızlı. Bana mı diyor diye etrafıma bakındım. Benden başka kimse yoktu. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bu nasıl saymaksa koşu koşu içeriye girdim ama yetişemedim. Koridorda önümü kestim. Bu ne laberlilik, bu ne aymazlık, bu ne cehalet, sefalet, başıboşluk, serserilik, bu ne haytallık, bu ne haylazlık. Ders başlayalı 2 dakika oldum. Tıkıl tıkıl sayıyordu. 90 tane şey söyledi. Hocam babaanneme uğradım. 2 dakika olmuş zaten. Şimdi giriyorum dedim. Ne demek şimdi giriyorum? Arkadaşlarınla arandaki açığı nasıl kapatacaksın? Onlar senden 2 dakika öndeler. Ailenle konuşacağım. Seni acilen etüde göndersinler. Özel ders al. Bu açıklığı asla kapatamazsın dedi ve kolumdan tutup sınıftan içeri attı. Bizim sınıf normalde şamatayı sever. Öğretmenlerimiz nişeldir. Gülerek, eğlenerek ders yaparız. Ama içeriye girince mezarlığa girmiş gibi oldum. 32 mezar taşı ve bir servi ağacı. Kimse de çıt yok. Herkes kitaplarının üzerine gömülmüş. Harıl harıl test çözüyor. Kimse başını kaldırmıyor. 32 kişi mevcut ama kimse yok gibi. Öğretmen de başlarında dikiliyor. Geçip yerime oturdum. Öğretmenim bir düzine test bıraktı sıralamam. Mecburen çözdüm. Sınıf arkadaşlarıma ne haber dedim bir ara. Sadece ne haber. Ama olanlar oldu. Öğretmenim arkadaşım beni rahatsız ediyor. Vaktimi çalıyor. Onun yüzünden derslerimden geç kalıyorum. Geri kalıyorum dedi. Tövbeler olsun. Bir şey demedim. Öğretmenim ne haber dedim. Sadece ne haber dedim. Terbiyesiz seni. Hiperaktif seni. Görmedim sanma. Deminden beri arkadaşınla konuşmaya çalışıyorsun. Yarın ailen okula gelsin. Seni psikoloğa götürsünler. Ben onu şaşkın şaşkın izlerken ders zili çaldı ve herkes kütüphaneye koşmaya başladı. Faruk, Mertcan hadi maç yapmıyor muyuz diye bağırdım. Ders çalışmamız lazım. Teneffüste test çözeceğiz. Oyalama eğer. Tembel bir öğrenci olacaksan bizimle arkadaşlık etme dediler. Kızların yanına gittim. Ela, Eda, Ece, oynayalım mı bahçede diye sordum. Görmüyor musun kitap okuyoruz, buraya eğitim almaya mı geldik oynamaya mı dediler ve önlerindeki en az biner sayfalık kitaplara döndüler. Bir sonraki ders kafamızı kaldırmadan ders işledik. Kimse konuşmadı, kimse kımıldamadı, kimsenin gülü çıkmadı. Bir kere çöp atmaya kalktım ki normalde hep kalkarım. Bu sefer matematik öğretmeni hey sen hiperaktif otur yerine çabuk okuldan atılırsın dedi. Tövbeler olsun dedim, oturdum zaten hep diyordum. Daha çok yiyecektim. Hiçbir teneffüse çıkmadık. Hiçbir teneffüse. Öğle yemeğinde yemekler vakit kaybetmeyin. Oturun ders çalışın. Sınıfları da tost gönderiyoruz dedi. Müdür glutene alerjim olduğu için ben sadece tostun içindeki peyniri yedim. Normalde öğleden sonra 2'de bitiyordum. O gün 6'ya kadar kaldık. Aç açına derse girdik ama kimse şikayetçi olmadı. Sınıf kıtlıktan çıkmış gibi test çözüyordu.
Bu kadarla kalsa iyiydi. Sonraki günlerde bahçeye çıkışlar yasaklandı. Zaten benim başka kimsenin çıkma isteği de yoktu. Teneffüs zillerini kaldırdılar. Blok ders uygulamasını getirdiler. Öğle yemekleri kalktım. Tost, sandviç, parça simit yedik. Daha doğrusu onlar yedi. Ben yiyemedim. Söylemiştim ya, glutene alerjim var. Eskiden hafta sonları okula gitmezdik. Hafta sonu da gitmeye başladık. Hem de tam gün. Yazın yaz okulu, kışın kış okulu açtılar. Tatillerde okullara gider olduk. Bir kere sınıfta boş bulundum. Ne zaman tatil yapacağız dedim. Öğrenciler beni öğretmen okul müdürüne, okul müdürü emniyete şikayet etti. Toplumu tembelliğe sürülmekten aklıma dava açmak üzere dediler ki okul müdürü duruşmaya girip gelirken derslerinden geri kalır, otursun, ders çalışsın dedi, kurtuldum. Okulda sırasında kımıldayan çocuğa anında hiperaktif dediler. Sağa sola bakana dikkat eksikliği var bunun dediler. Konuşanı geveze, konuşmayanı içi kapanıktı. Robot gibi insanlara dönüştüler. Sokaklarda bir tane bile çocuk yoktu. Gündüz hepsi okuldaydı. Akşamları da kurslara gidiyorlardı. Daha önce kasabada bir tane bile kurs yokken bir hafta içinde her yer kurslarla açıldı. Çocukların gittikleri tek yer kursa psikolog oldu. Sanki o gece okulun içinde bir uçurum açılmıştı da çocukların hepsi içine düşmüş gibiydim. Uçuruma düşmeyen tek öğrenci bendim. Bir de Tevfik Kılık Yarar. Gerçi o öğrenci değil ama olsun, o da insan. Okul çıkışı oldu, Asım abiyi gördüm. Elinde kağıtlarla koşuyordu. Arkasından seslendim. Kasım abi ya da Asım abi beni duymadı. Neyse, şimdi onunla uğraşamazdım. Yeterince derdim vardı. Bir sen başar, hep sen başar. O gün okuldan çıkar çıkmaz teyzemlere gittim. Bir şeyler oluyordu ve Bilsen'le acilen konuşmam lazımdı. Bilsen Başar benim teyzemin kızı. Onları ona mutlaka anlatmalıydım. Kapıyı Bilsen'in annesi Ahsen teyzem açtı. Aa teyze, evde misin sen, işe gitmedin mi? İşi bıraktım, ben artık Bilsen'le ilgileneceğim dedim. Bilsen'le mi ilgileneceksin? Bilsen kocaman kız, nesiyle ilgileneceksin teyze? Eğitimiyle, gelişimiyle, büyümesiyle, her şeyle. Bak buraya bir pano astım. Bir sene yıllık, aylık, haftalık, günlük, saatlik ve dakikalık programını buraya yazdım. Niye? Çünkü bir annenin görevi, asıl görevi çocuğuna ne zaman ve ne yapması gerektiğini söylemektir. Nokta. Birisini çağırsana sen bana teyze dedim ama birisinin çözmesi gereken 50 Türkçe testi, 60 matematik problemi, doldurması gereken 3 başvuru formu, bitirmesi gereken 7 proje ödevi, yazması gereken 1 günlük, okuması gereken 70 sayfa kitap, yapması gereken sanat egzersizleri, denemesi gereken bilim deneyleri olduğu ve tüm bunlar için birisinin 1 saat 12 dakika 3 saniye verdiğini söyledi. Birisinin seninle görüşemezdi dedim. Yarın geleyim dedim ama bana programı şöyle alsaydı. Pazartesi okuldan sonra İngilizce hocası geliyor. Salı günü İtalyanca hocası. Çarşamba Litvanca ve Japonca hocası geliyor. Pazartesi salı günleri yabancı dil dersinden hemen sonra basketbol ve voleybol antrenmanı var. Teyze, sence basketbol ve voleybol aynı anda çok değil mi ya? Diye çocuğum değil. Bakın arkadaşımın çocuğuna. Lütfücan, eskrim, tenis, pat, ping, pong, basketbol, voleybol, futbol, handbol, beyzbol, ne varsa bol bol yapar. Çocuğun boynu madalya dolu, ışıl ışıl parlıyor. Ama teyze, siz hep bize gönlünüzün içi parlısı önemli olan o derdiniz. Hadi be sen de, gözdeki yaşaltı da neymiş, ne yapsınlar gözdeki yaşaltıyı, hadi söyle. Ama madalya, ah madalya, bir sen de alabilecek biliyorum ama o yüzü neden alacak, dünya rekortmeni olacak benim kızım. Çarşamba dil dersinden sonra yüzmeye gidiyor zaten. Geri dümdüz ileri yüzebiliyor. Balıklama, kurbağalama ve kelebek yüzleme stillerinin 10 numara bir sen. Ama bizim asıl hedefimiz nefes almadan yüzmesi. Suyun altında zaten nefes almıyor ama bunu herkes yapabiliyor. Herkesin yapabildiğini başarır. Başarı denir mi? Denmez. Ben istiyorum ki bir kere nefes alsın, sonra 40 dakika o nefes suyu üstün. Tövbe de teyze ya, ölür 40 dakika nefes alamazsa. Ama ölmezse dünya şampiyonu olur. Yeterince çalışırsa başarır. Kimse yapamaz ama Bilsen kesin başarır. Ben onun boşuna mı ismini Bilsen koydum? Bilsen başar. Kimsenin başaramadığını başaracak benim kızım. Bilsen başar. Nokta. İyice başarsın, perşembesi boşsa bize gidelim mi diyecektim ben bir sende. Perşembe boş olur mu? Müzik hocaları geliyor.
Ne yaptınız Tezron? Kestire mi kurdunuz? Kaç tane hoca tuttun? Bu sefer onu anlatmaya başladı. Piyano hocasıyla flüt hocası aynı anda tutmuş. Bir eliyle piyano çalsın, bir eliyle flüt üflesin dedi ve ağlamaya başladım. Bir sen başar, seninle gurur duyuyorum. İftihaz ediyorum. Benim üstün yeteneklerim ve çok güzel çocuğum. Sen bu çığın Beethoven'sın. Bir sen Wooding Van Beethoven dedi. Piyanonun üstünde de birisinin yağlı boya bir tablosu yaptırmışlar. Tövbeler olsun. Aynı Beethoven'a benziyordu. İçimden pek teze şeyin bundan haberi var mı Beethoven'un dedim. Bu kadarla kalsın yine iyiydi. Başarı ailesi her gün saat saat program olarak çözüldü. Cuma günleri de kızı dans kursuna yazdırmışlar. Birisen sözlermiş. Gelirim ben de her gün sosyalleşiriz dedim ama biz konuyu Horse'da halay başı yaptık. Oradan sözleşiyoruz dedi. Horse ne ya? Bu birisinin dans hocası dediği adam bizim kasaba düğünlerinde çifte telli oynayanlardı. Ne ara dans kursu açmış, ne ara profesyonel dansçı olmuş, ne ara bu yenilikten yanayım deyip salsaya horonu birleştirmiş. Horse diye dans bulmuş, anlamadım, dünya halk dansları yarışmasına katılacakmış. Evde durmadan dili dili hareketler yapıyor bilsen. Çok çalışmam lazım. Mümin olan yarışmak ve eğer eğlenmek değil kazanmak diyor. Bu arada iyice coşup seni yeneceğiz dünya diye çığlık atıyor. İçimden peki bir sen şeyin bundan haberi var mı dünyanın dedim. Cumartesi günü okuldan sonra gezmeye gidiyormuş bir sen süpermiş dedim. Birlikte gezeriz ama özel resim hocasıyla birlikte geziyormuş. Bir sen atı biniyor atın eğerini tuvaline kıstırıyor. Hem geziyor hem resim yapıyor. Yeni bir teknikmiş. Altı okçuluk oluyorsa hem at binip hem ok atılabiliyorsa altta resim neden olmasın diyorlar. At birisini fırça darbelerinin hareketlerini göze gezdiriyormuş. Tabirler olsun atlar bile çözütmüş. İçimden peki teyze şeyin bundan haberi var mı atım dedim. Son ümidim pazar günündeydi ama o çoktan doğmuş santranç ve robotikle ilgileniyormuş. Bilgisayar hocası ve santranç hocası birlikte çalışıyorlarmış. Burada bir dur teyze. Duramam çok işim var. Ben birisinin test cevaplarını kontrol ederken sen konuş dinliyorum dedi. Ben santrançlıyımdır bak. Kaç kere dedemin bile yandım. Bu bir sen piyano veziri ayıramaz birbirinden. Nasıl olacak bu iş? Olur mu öyle şey? Bir sen bir dahi santranç kolay olduğu için öğrenmemiştir. Robotik zaten. İki kabloyu birbirine bağlamak kabloları öğreniyor. Şimdi gerisi zaten kolay. Anında şahmat ayrıca piyonla vezir ayırsa ne ayırmasa ne. Bizim için önemli olan şah. Lider ruhlu benim bir senin. Bizim için önemli olan tek taş şah. İçimden peki teyze şeyin bundan haberi var mı şahın dedim. Kimsenin olanlardan haberi yoksun. Bir ben uyanıktım. Bir de ben normaldim. Bir de Tevfik kılık yarar. Gerçi o da çok normal. Bir dilim olsun. O da insan. Teyzemlerden çıktıktan sonra yolda Asım abiyi gördüm. Elinde kağıtlarla koşuşuyordu. Arkasından seslendim. Kasım abi ya da Asım abim. Beni duymadı. Neyse şimdi onunla uğraşamazdım. Yeterince derdim vardı. Çözütme salgını. Kasabayı bir virüs gibi yayılan ve bu ne olduğunu anlamadığımız çözütme hareketler evde başka türlü yaşanıyordu. Bizimkiler sağlıklı beslenmeye takmıştı mesela. O gün bir senlerden çıktıktan sonra belki bizimkiler bu kabustan uyanmıştır diye bakmak için eve geldim. İçeriye bir girdim ki salonda marullar, macunozlar, lahanalar, karnabaharlar yaşıyor. Annem 90 tane sebze dikmiş salona. Tövbeler olsun anne bu ne? Sera. Anladım onu. Sera'dan. Neden salona sera kurdunuz? Bundan sonra sağlıklı besleneceğiz. Aç ağzını bakayım. Çiğden kereviz yiyeceksin. Çok faydalı. Bir de çimen suyu hazırladım sana. Oh mis gibi. Baban nerede anne? Baban nerede? Baban nereye gitti? Arıları denetleyecek. Bu ay yok. Organik bal alıyoruz. Ama ne kadar organik bundan emin olamayız değil mi? Ağzım açık kaldı.
Babam ekmek almaya gitmeye üşenen bir adamdı. Organik bal için yaylaya gitmek arıların çalışıp çalışmadığını denetlemek midir? Bu sağlıklı beslenme meselesi el sırayla balla kalsaydı iyiydi ama öyle olmadı. Önce bahçeye kümes geldi. İçinde tavuklar, ön bahçeye 2 inek 5 koyun sıkıştırdılar. Çıtıdan bıldırcın beslemeye başladık. Adını sanını duymadığımız yiyecekleri bulup getirmeye başladılar. Benim zaten gluten alerjim vardı. Doğru dürüst bir şey yiyemiyordum. Pilav yiyeyim olmaz. Pirinçte şeker var. Balık yiyeyim olmaz. Balıkta cıva var. Kızartma yapacağım bunu, kızartma. Olmaz, yağlı o çok zararlı. Et yiyeyim, tavuk yiyelim olmaz. Bundan sonra vejeteryeniz. Siz olun ya, ben neden vejeteryen oluyorum? Ama oldum, zorla oldum. Yet neden annemin zoruyla Dünya Vejeteryen Birliği'nin üye oldum. Sadece sebze pişti evde. Ama sebzenin de yemeği değil. Sebze yemeğinden yağ ve tuz olur. Biz buharda haşlanmış sebze yedik. Onu da kendi seramızda yetişiyordu. Haşladık. Bu salgın başlamadan önce annemin eli hamurdan çıkmazdı. Un çuvallarının içinde yüzerdim. Sabahları kahvaltıya sıcak ekmek, börek, poğaça yapar, öğlen de kekli kurabiye pişirir, akşamları mantı, makarna, börek, çörek yaparlardı. Şimdi sadece birer dilim kepekli ekmek yiyordu. Keşke onu da yemeselerdi. Evden çıktıktan sonra yolda Asım abiyi gördüm. Elinde kağıtlarla koşuşuyordu. Arkasından seslendim. Asım abi ya da Kasım abi beni duymadı. Neyse şimdi onunla uğraşamazdım. Yeterince derdim vardı. Fikriye gıcırla her yer gıcır gıcır. Bizde durum böyleydi. Fikriye yengemlerden bambaşka. Fikriye yengem dayımın karısı. Fikriye yengem çocukları çok severdi. Evlerinde dilediğimizce oynar döker saçar takardık. Ama kızmazdı. Canım benim en ne güzel insandı. Kendisinden rahmetli olmuş gibi hissediyorum. Ama öyle bir şey yok. Fikriye yengem tabii yaşamak denirse. O gün Fikriye yengemlerde uğramak zorunda kaldım. Çünkü kapının önünde itfaiyeciler vardı. Sokakta bir sürü insanlar geçiyordu. Ama kimse dönüp bu itfaiye aracı neden gelmiş diye bakmıyordu. Zaten bundan sonra artık kimse kimseye bakmayacaktı. Bir yol ortasında düşüp bayılsa görenler yolunu değiştirecek. Birinden yardım çığlığını duyabildiğinde bile koşarak uzaklaşacaktı. Bundan böyle kasabada bana dokunmayan yılan beni işesin anlayışı hakimdi. Bunu daha önce o an fark etmiştim. Kapının önünde itfaiye aracı vardı. Ama ateş yoktu. Yangın da yoktu. Yengem itfaiyecilere emirler yağdırıp duruyordu. İtfaiyeciler de etrafa su sıkıyordu. En iyisi neler olup bittiğini sorayım. Fikriye yenge. Aslında Fikriye yenge diyordum ama sesim böyle çıkıyordu. Hayır Fikriye yenge. Yangın yok. İtfaiyeci. Diyordum ki rul yaklaşmak olurdu diye bağırdım. İtfaiye ihtiyacıya bu çocuğu da yıkayın dedim. Tövbeler olsun. Ben mi? Yenge bak biliyorsun. Ben hiç sevmem yıkanmayı. Pazardan pazara yıkanıyorum ben. Bugün pazar bile değil. İki itfaiyeci tepemden aşağı hortum tuttu. Saçlarımı yıkadılar, beni kesilediler. Havluyla sarıp işlerine geri döndüler. İtfaiyeciler evin dışında yıkıyorlardı. Yengem beni kokladı. Tırnaklarımın arasını falan kontrol etti. Çürük var mı yok mu diye dişlerime baktı. Yemin olduktan sonra beni içeriye aldı. 5 tane kadın evin içinde içini temizliyordu. 2 kadın da çamaşır suyu mu daha iyi temizler, süsküsü mü diye kavga ediyordu. Duvara çivi çakmakta olan yengemi dayımı sordum. Dayım nerede yenge? Dayım lazım bana dedim. Dayın işe gelmeyecek. Üstü başı ya paskil içinde. İstemiyorum seni böyle evde dedim. Tövbeler olsun yenge. Adam araba tamirci. Öyle olacak tabii. İyi gitsin arabada kalsın işte. Benim evimin süsünü bozmasın. Of çocuklar nerede yenge? Onlara ne yaptın? Küvettiler onlar. Onları oraya yatırdım. Bir hafta suyun içinde kalacaklar. Üstlerindeki kir iyice çıkasın. İyice dezenfektan olsunlar. Tamam temiz olduklarında
artık evde yaşamaya başlayabilirler. Hijyen çok önemli evladım. Hijyen çok önemli. Hadi sen git kirletme buraları. Sonra duvardaki çivi çakmaya çakmaya geri döndüm. Çaktıktan sonra duvara temizlik taslası büyük büyük nilerimiz Şükrü'ye Gıcır'ın fotoğrafını astı. Karşına geçip ben de senin gibi pırıl pırıl bir insan olacağım. Yineciğim diye yemin ettim. Fikriye yengem bu kadar lekası yine iyiydi. Sokağa çeşme yaptırdı. Onların kapısının önünden geçerken ellerimizi yıkamak zorunda kaldık. Elimizi yıkamadan kapı ziline bile dokunamaz olduk. Zaten bir süre sonra kapı ziline dokunmamamız da gerek kalmadı. Bizi kesinlikle ama kesinlikle evlerine almadı. Hadi biz yine neyse dayıma da almadı. Çocukları da üstleri başları kirlenince sokağa salmadı. Kapıdan dışarı bile çıkamaz oldular. Ben şahsen haftada bir gün yıkanan bir çocuğum. Ezelden beri öyleyim. Ama anneleri de bu çocukları günde 5 kere yıkıyor. Bir gün çocukları bahçedeki çamaşır iplerinin omuzlarında mandallanmış vaziyette bulduk. Fikriye Gıcır'ın bu çocukluk hijyen tutkusu yüzünden kuzenlerimle bir daha asla görüşemedik. Tevfik Kılker geldiğinde inceleme yaptığımız evlerden bir tanesi de Fikriye yengemlerin evi olacaktı. Ama içeriye giremedik. Yengem Tevfik abinin hijyeninden emin olmadı. Tevfik abi ile hapşırmaktan eve yaklaşmadı. Tevfik Kılker 25 çeşit farklı şeye alerjisi olan aşırı alerjik bir insandı. Onun da glutene alerjisi var ama onun dışında çimene, deterjana, süte, deriye, ayakkabıya, metale ve daha çok şeye alerjisi vardı. Bunlardan herhangi birinin fark ettiği anda hapşırmaya başlıyor. Gıcık oluyorum bunlara diyor. Gerçi o her şeye gıcık oluyor ama olsun. O da insan. Fikriye yengemlerden çıktıktan sonra yolda yine Asım abiyi gördüm. Ellerinde kağıtlarla koşuyordu. Arkasından seslendim. Kasım abi ya da Asım abi beni duymadı. Neyse şimdi onunla uğraşamazdım. Yeterince derdim vardı. Veli Keskin Bıçak babamın en çocukluk hem de askerlik arkadaşıdır. Aralarından su sızmaz. Babam eğer bir gün bir dergin olursa mutlaka Veli amcaya götürdü. Kendisi ellerin peşinden koşacağım diye yerliğe gidince ben de Veli amcanın kapısını çaldım. Çünkü gayet ciddi bir derdim vardı. Bütün kasaba almış başını gidiyordu. Ben ne kadar derdim olacaktı ki? Babamın göbeğinden Veli Keskin Bıçak sorumluydu. Yıllardır haris, mulus, koyun, kuzu, dana ve tavuk eti satan kasap Veli Keskin Bıçak ürünlerine çok dikkat ederdi. Kasabalı Veli amca ayrı etlerinden ayrı severdi. Bizim kasabanın sokağına koşarak ve bağırarak girdim. Veli amca. Aslında Veli amca diyordum ama sesim öyle çıkıyordu. Nefes nefes dükkanın önüne geldiğimde Veli amcayı dışarıdaki tabelayı değiştirirken gördüm. Bir baktım yıllardır orada duran bizim kasap artık indirilmiş tabelasının yerine benim kasap yazdırmış. Daha neler, tövbeler olsun, neden değiştirdin tabelayı Veli amca dedim. Benim çünkü dükkan benim, her şey benim. Neden bizim kasaba olsun ki? Ben açtım dükkanı, hayvanı ben besliyorum, eti ben hazırlıyorum. Müşterilerin tek yaptığı şey gelip satını almak. Bak benim kasap daha iyi oldu. Oh dedim. Anladım ki Veli amcayı da kaybetmişiz. İş tabelaya sınırlı kalsa iyiydi. Ne diğer esnaf durdu ne de Veli amca. Benim kasap işim bir furyaya döndü. Diğer dükkanlar da bunu ayak uydurdular. Berberim, pastanem, benim dükkan gibi dükkanlar açıldı. Veli Keskin Bıçak el fiyatlarının bir anda 10 katına çıkarttı. Eskiden 1 kilo kıyma alabileceğim parayla şimdi sadece 1 kaşık kıyma alabiliyordum. Et fiyatlarından azıcık şikayet edecek olsak yaygarayı basıyordu Veli amca. Bir koyunu yetiştirmek benim kaç ayımı alıyor haberiniz var mı sizin? Bir kuzu büyüyene kadar kaç sap otuyor, kaç litre su içiyor, ne kadar oksijen alıyor hiç düşündünüz mü? Ben düşündüm dedi. Hesapladım. Bir kuzu koyun olana kadar 5 futbol sahası büyüklüğünde alan otluyor. Dakikada defalarca nefes alıp oksijen tüketiyor. Buna
İlave olarak yerdeki otların ürettiği oksijen miktarının da kaybımız var. Sonuçta otların yerinde oksijen üretmez oluyor. Siz bu havayı bedava mı sandınız? Hep bedava mı sandınız? Kendisini çok haklı görüyordu Veli Bıçak. Zaten artık kasabada herkes kendini aşırı derece haklı görüyordu. Herkes haklıydı, herkes. Kimse karşısındakinin de haklı olabileceğini düşünmüyordu. Veli Keskin Bıçak da işte bu haklılığına dayanarak kızı koyun dana fiyatlarının 10 katına çıkarttı. Hayvanın aldığı nefesin parasını bile halktan kesiyordu. Pek de umurumda değildi Veli amcanın. Ne de olsa kasabada tek bir kasap vardı ve mecburen onu... İnsanlar buradan alışveriş yapacaklardı. Benim kasapta et fiyatları bu kadar çok yükselince insanlar et alamaz oldular. Veli Keskin Bıçak geri adım atmadı. Abarttıkça abarttı. Tavukların yavaş büyümesine kafaya taktı. İstiyordu ki civciv ertesi gün pilici, pilici ertesi gün tavuğa dönüşsün. Tavuk da hem yiyelim hem de hayvan yumurtlamaya devam etsin. Bütün gününü çiftlikte hayvanların başında geçirir oldu. Her gün sabah akşam tavukların kuzuların ne kadar büyüdüğünü hesaplamak için elinde metreyle teraziyle gezmeye başladı. Durmadan hayvanların boyununu ölçtü, kilosunu tarttı. Daha çok yesinler, daha çok yesinler, daha çok yesinler ve daha çok büyüsünler. Daha çok yesinler, daha çok su içsinler. Böylece Veli Keskin Bıçak eti daha da çok pahalıya satabilsin. Bir zamanlar müşterilerini taze ve sağlıklı et susabilmek için kuzularını kendisini besleyen ve her gün kapının önündeki kedileri özel olarak ciğer kavuran herkes sağlıklı ve temiz et yiyebilsin diye haftada bir gün indirim yapamamın sebebini Tonton Veli Keskin Bıçak gitti. Yerine gözü dönmüş bir adam geldi. Bir zaman sonra Veli Keskin Bıçak'ın tek bir müşterisi bile kalmadı. Ama insanlar da et yemeden durmazdı. Bunun üzerine kasabalılar nasıl olduğunu bilmedikleri etleri başka bir yerden getirmeye başladılar. Başka şehirlerden yiyecek getirmeye iş kasaba hızlıca yayıldı. Yumurtayı, süt, peyniri, her şeyi internetten sipariş verip başka yerlerden getirdiler. Sonunda insanlar bahçelerindeki portakal ağaçlarının kestirip yerini depo, kiralık ev, müştemilat falan yaptırdılar. İhtiyaçları olan portakalları ise internetten sipariş verdiler. Nasıl olsa bir kasaba organik portakal alanı, ikincisi bedava. Bir tek ekmeği, çöreği, böreği kendileri yapmaya devam ettiler. Keşke onu da başkaları başka bir şehirden getirseler. Değil mi Tevfik abi? Tevfik abi bak yine alerjisi gelmiş. İlaç almış, uyumuş kalmış ya. Bu Tevfik abi de hep uyuyor ama olsun, o da insan. Benim kasaptan çıktıktan sonra yolda yine Asım abi gördüm. Ellerinde kağıtlarla koşuşuyordu. Arkasından seslendim. Kasım abi ya da Asım abi. Ben duymadı. Neyse şimdi onunla uğraşamazdım. Yeterince derdim vardı. Çok al. Hep al. Daha çok al. O gün ben yardım istemek için kapı kapı koştururken komşumuz Seval abiyle de koşarken gördüm. Oh dedim, şükürler olsun benim gibi biri daha, ama sandığım gibi değilmiş. Seval abla nereye? Anneme yardıma gidiyorum. Markette sen de gel. Taşıyamıyoruz aldıklarımızı. Yardım et, koş. Ne aldınız marketten Seval abla o kadar? Ne var taşıyamayacak? Adımın hakkını veriyorum. Koş hadi, oyalama benim. Adım ne? Seval. Ne seversem onu alıyorum. Oo, sevam olsun. Her sevdiğimi alıyorum dedi. 5 dakika sonra Seval çok kalın. Seval Çokal'la annesi Meral Çokal'ın ellerinde poşetlerle, arkasında poşetlerin taşıyan 3 oğlanla birlikte evlerine doğru hızlı hızlı ilerliyordum. Oho dedim, bunlar da uçmuş. Bu kadar da kalsa yine iyiydi. Meral teyze ve kızı Seval abla ertesi gün alışverişe diye çıktılar ve kendilerinden bir hafta haber alınamadı. Sonra kapının önünde bir kamyon yanaştı. Kamyonda yeni eşyalar indi. Bütün ev eşyalarını yenilediler. Bütün kıyafetleri çöpe atıp bütün kıyafetlerini çöpe atıp her şeyi yeniden aldılar. Ne giysiler, yeni ayakkabılar, yeni televizyonlar, her oda, koridor, mutfağı, hatta banyo bile bir tane. Yeni kaşık, çatal takımları, yemek takımları, halılar, perdeler falan. Hepsi çıktı kamyondan. 2 tane buzdolabı, 1 tane derin dondurucu aldılar. Üçünü de tıka basa doldurdular. Oysa evde 3 kişi yaşıyorlardı. Meral, Sever ve Celal Çokal. Meral teyze ertesi gün tekrar alışverişe çıktı. Hala eskiler var diyordu. Tek başına taşıyamayacağı
kadar çok şey aldı ve mecburen taşımak için birilerinin yardımı istedim. Meral teyze yardımcı olan gençler ellerinde poşetlerle taşıdılar ve karşılığında para aldılar. Eskiden birine yardım etmek nazik bir davranıştı, para da yapılmazdı ama bugünün yarının sonraki günü de vardı. Meral teyze markette poşetlerini taşıyan bu çocuklardan birini daima olarak işe aldı. Günde 3 kere alışverişe gittiler. Evde kaldıklarında da internetten alışveriş yaptılar. Yeni mobilyalar geldikten 2 ay sonra alışverişten dönerken Meral teyze mobilyacının vitrininde eskiyi getirdiğini götür kampanyası gördü. Öyle ya, mobilyalar 2 ay alınmıştı, gayet eski. Tabii ki eskiyi götürecek, yeniyi getirecekti. Alışveriş olunca hiçbir fırsat kaçıramazdı. Meral teyze yalnız değil, kasabanın alışveriş alışkanlıklarını kökten değişti. İnsanlar içten sıkıp alışverişe koşmaya, marketten alışveriş yapmaya, abarttıkça abartmaya başladılar. İhtiyaçları olandan da çok daha fazlasını aldılar. Eskiden marketten bir poşet alışverişle çıkan buğdaylı halkı artık o kadar çok alışveriş yapıyordu ki poşetlerini taşıyamıyor. Market arabasını evlerinden kapısına kadar getiriyor. Sonra da yorgunluktan market arabasını geri götüremiyor, sokakta bırakıyordu. Sokaklar başıboş market arabalarıyla doluydu. Bunun üzerine market arabası torbacılığı diye bir meslek çıktı. Marketler dükkanını büyütmek zorunda kaldılar. Çünkü artık ürünleri dükkana sığmıyordu. Günaydın Meral Çokal ve onun gibi rahat rahat alışveriş yapsınlar diye market rayonlarının abarttığı ürünlerini doldurttular. 30 çeşit peynir, 40 çeşit ekmek, 20 çeşit şampuan, gereksiz her şeye ve her şeye. Bu kadar çok çeşit insanlara kararsızlığa sürüklediği gibi paralarını da fazlasıyla alıyorlardı. Bir ekmek almak için markete gidiyorlardı, poşet poşet malzemeyle çıkıyorlardı. Aldıkları her gün içinse bir açıklamaları vardı ama buna ihtiyacım var. Sonunda bütün kasaba asıl ihtiyaç duydukları şeyin eşya ve para olduğuna hep birlikte inandı ve paraları havada uçuştu. Bir süre sonra tek konuştukları şey para oldu. Herkes Napolyon. O kadar harcamak zorunda olunca o kadar da kazanmak zorunda kalırlardı tabii. Para gökten yağmıyordu. Bu konuda ilk çocuktan Servet Nikitoğlu oldu. Sonra bütün kasaba onun peşinden sürüklendi. Servet amca bizim kasabanın hayırseveriydi. Bir anda kasabanın paraseveri oldu. Kasabada yardıma ihtiyacı olan herkesin yardımına koşardı. Ve benim de gerçekten o gün yardıma ihtiyacım vardı. Koşa koşa Servet amcanın yanına gittim. Servet amca. 9998-9999 diye saymaya başlıyordum. Servet amca, bırak şimdi para saymayı. Allah aşkına yardım et, ihtiyacım var. Yardım ederim tabii. Kaç param var? Ona göre yardım edeyim. Yardım diyorum ben Servet amca. Yardım. Bir şey seslenmeyeceğim. Yardım dedim. Yardım. Bedava yardım olur mu evladım? Ben seni niye dövdük yani yavrum edeyim ki? Deli miyim ben? Anladım ki Servet amca da diğerlerinin yakalandığı gibi hastalığa yakalanmış. Yardıma parayla satmayı çalışıyor adam. Servet Nikitoğlu bu kadarla kalsa iyiydi. Daha çok nereden para kazansam diye 90 tane dükkan açtı. Kasaba bir anda Nikitoğlu gibi, Nikitoğlu berber, Nikitoğlu turizm, Nikitoğlu taşımcılık, Nikitoğlu otu yıkama, Nikitoğlu halı yıkama, Nikitoğlu market zinciri, Nikitoğlu mobilya gibi tabelalar sardı. Daha çok dükkan olduğu için daha da çok insanlar çalıştırıyordu. Daha çok insan çalıştırmak daha da çok maaş demekti. Parayı kazanırken iyiydi ama verirken ödememeye başladı. Maaşını alamayan işini iyi yapmaz oldu. İşleri yapmadığı için bitmiyordu da insanlar gece yarılarına kadar çalışıyordu. Bir ara Nikitoğlu'nun düğün salonunun önünde elinde kağıtlarla koşan birini gördüm. Kasım abi, arkasından seslendim. Kasım abi beni duymadı. Neyse şimdi onunla uğraşamazdım. Yeterince derdim vardı. Ne diyordum? Eskiden hak ederek para kazanan buğdaylı insanların artık tek derdi kolay yoldan para kazanmaktı. Kasabada her yer daha az çalışarak daha fazla para kazanmak ister misiniz? İlanlarıyla doldu. Nasıl olacaklarını bilmiyorlardı. Ama buna koşulsuz yeniliyorlardı. Hatta onlara daha az çalışmak bile fazla geliyordu artık.
Hiç çalışmadan para kazanmak tek halleriydi. Babam da bunlardan birine dönüştü. O da artık küçük bir servet nakitoğluydu. Bal almak için yaylaya gittikten sonra bal işinde çok para var dedim. Eve geldi tavukları gördü. Tavuk işinde çok para var dedim. Sokağa çıktı, yoldaki çöpleri gördü ki artık sokaklarda çöplerle doluydu, taşıt dolup taşıyordu. Çöp işinde çok para var dedim. Her işte çok para var dedi babam, ama babam yoktu. Babamı göremez oldum. Bütün gün akşam ve gece çalışıyordu. Eve para bırakıyor ve bana bir sürü oyuncak getiriyordu. Eskiden az oyuncağım vardı ama birlikte oynayabilecek bir annem babam vardı. Artık odalar dolusu oyuncağım vardı ama oynayacak kimsem yoktu. Ben uyurken eve gidip gelen babamın yüzünü unutmuştum. Bir gece uyandım ve su içmek için mutfağa gittiğimde adamın birini gördüm. Tövbeler olsun, ne oluyor, sen de kimsin dedim. Asıl sen kimsin dedim. Babammış. Sakal bırakmış, zayıflamış. Ben de büyümüşüm. Oturduk sohbet ettik. Kaç yaşındasın sen dedi bana. İlgi gösterdim. Özlemişiz birbirimizi. Sarıldık. Bir daha göremedim kendisini. Tevhiç abi beni yetim sanıyormuş. Babam var deyince çok şaşırmış. Gerçi o da her şeyi şaşırıyor ama olsun. O da insan. Sevgi koması. Çaresizce bütün kasabayı dolaşıyordum. Annemin arkadaşı Sevgi çok sever ailesine gittim. Kapıyı açtığında yüzüme kalp şeklinde balonlar çarptı. Sevgi teyzeyi tırnağı pes pembe giymiş, gözünde kalp şeklinde gözlükler takmış, parti var zannettim. Her yerinden oynamış. Kasaba yıkılıyor. Bunlar parti peşinde. Sevgi teyze nasılsın? Ne yapıyorsun? Evdekileri seviyorum. Tatlışım gel sen de sev dedim. Nasıl yani? Gel gir içeri dedi. Onlar çıkamazlar zaten. Sen gel dedi. İçeriye bir girdim ki amanın, herkesi koltuğa bağlamış, hepsinin üzerine aynı renk gömlekler, aynı renk pantolonlar, aynı renk saç batları ve kravatlar. Ayakkabıları bile aynı. Niye böyle giydirdiniz siz Seval teyzem? Kombin giyiniyoruz biz canım. Çünkü biz harika bir uyumlu bir aileyiz dedi. Canım çok sıkılıyor benim Sevgi teyze. Çocuklarla biraz oynayabilir miyiz diyecektim. Tatlım onlar oynayamazlar. Ben onları sokağa bırakmam. Çünkü ben onları çok ama çok ama çok ama çok çok seviyorum. Yanımdan ayrılamazlar dedim. Tamam evde oynayalım. Tatlım oyun oynayamazlar. Terlememeleri lazım. Hasta olurlar. Hasta olmamalarını asla istemem. Gerçi sırtlarına havlu koydum ama olsun. Sonra oturup bir süre onları izledim. Susadılar ve anneleri sularını getirdi. Acıktılar ve anneleri yemeklerini kaşıkla yedirdi. Ağızlarını Sevgi teyze sildi. Ellerini o yıkadı. Çocuklar hiçbir şey yapmadılar. Ödev yapmaları gerekiyordu. Ödevlerini Sevgi teyze yapıyordu. Masaya oturdu ve 3 çocuğunun ödevini de sıra sıra yaptı. En büyük çocuğu 16 yaşındaydı ama Sevgi teyze ona bir bebek gibi davranıyordu. Çocuk tuvalete gitmek istediğini söyledi ve Sevgi teyze onu yerinden kalkması için izin verdi. Canikoşcuğum, tuvalete gidebilirsin ama kapıyı kapatma. Senin için endişeleniyorum. Sakın uzun süre kalma, tamam mı oğluşum? Tamam annesinin okumu. Tuvaletin bitince haber ver kızcığım. Tontişcim, balışçım, tospikçim dedi. Sevgi teyze, oğlum 16 yaşında. Niye sana haber veriyor? Delirdiniz mi siz ya? Ama ne yapayım? Çok seviyorum oğlumu, kızlarımı da çok seviyorum. O yüzden onları hiç iş yaptıramıyorum. Bak onlar da oturuyorlar misler gibi. Hep gözümün önündeler. Evden dışarıya salmıyorum. Niye? Çünkü çok seviyorum. Çocukları koltuğa bağlamışsın Sevgi teyze. Çocuklar deva tabanı çiçeği gibi duruyorlar salonda. Oldukları yerde büyüyorlar. Bunun neresi Sevgi? Babaları da yanlarında oturuyor. Hiç sesi çıkmıyor. Böyle iş mi olur? Evet, çünkü kocamı da çok seviyorum. Kocam benim bir tanem, her şeyim, aşkım, kuzum, kudüsçüyüm. Ben onu asla yanımdan ayıramam. Ben ne renk giyinirsem o da o rengi giyinir. Öğrettim ona. Ben sağ elimi kaldırınca o da sol elini kaldırıyor. Ben ne dersem o da onu tekrar ediyor. Ben gülersem güler, gülmezsem gülmez. Niye? Niye? Çünkü biz çok uyumlu bir çiftiz. Allah akıl fikir versin Sevgi teyze.
mutluluklar. Sevgi teyze ve sevgiden bitkisel hayata girmiş oğluşunu kızışlarını ve kudüşünü geride bırakıp evden çıktım. Acilen aklı başında bir insan bulmalıydım. Teknofi, Fehmi. Fehmi abiyi çok severim. Mahallenin abisidir. Bizimle futbol oynamaya bayılır. Bir şey söylediğimiz zaman siz gelirken biz dönüyorduk oğlum der. Kasabanın başına gelen saçmalıklar tufanında Fehmi abinin desteğini alayım. Ben gelirken o dönüyormuş ya, belki bir bildiği vardır dedim. Hem iki şut bir gol top da oynarız diye düşündüm. Evlerine gittim. Fehmi abim diye bağırdım. Aslında Fehmi abi diyordum ama sizin Fehmi abi diye çıkıyordu. Beni duymadı. Kapılarını çaldım. 90 çalıştan sonra kız kardeşi açtı kapıyı. Elinde telefonu kilitlenmişti. Yüzüme bile bakmadı. Fehmi abi yok mu dedim. İçeride dedi. Bu kadar, gel bile demedi. İçeriye geçti. Normalde davet edilmediğim yere asla girmem ama artık kesinlikle normal zamanda değildik. Girdim içeriye. Fehmi abi odasında 3 bilgisayar, 2 tablet, 1 cep telefonu, 1 oyun konsoluyla oynarken buldum. Kulaklık takmış, bir yandan hamur geliyor, bir yandan da hadi bak hadi bir diyerek oyun oynuyordu. Seslendim, bağırdım, çağırdım. Karşısına geçip zıpladım, yine de beni fark etmedi. Bu nasıl dalmaksa ekrana. Dünya yerinden oynadı. Fehmi abi kımıldamayacak. Sonunda ekranın önüne geçip oturdum ve beni gördü. Beyni uyumuş gibiydi. Fehmi abi benim, ben tanımadım mı? He. Fehmi abi bak, kasabada bir şeyler oluyor. Kim? Kim değil Fehmi abi, kasaba diyorum, bir şeyler oluyor diyorum. Herkes saçma sapan davranıyor. Neyim? Fehmi abi. Neyi değil ya? Sana da mı bir şey oldu? Tövbeler olsun. Bu da gitmiş. Al ye. Ben kasaba yanıp yıkılıyorum diyorum. Bu bana daha hamur gel ye diyor. Yemem, gluten alerjim var benim. İyi ki de var. Oh canım glutenim. Fehmi abi donuk gözlerle dinledi beni ve hiçbir şey anlamadı. Ekrana bakmaktan uyuşmuştu artık. Ben oradan çıkarken yine ekranı kilitlendi. Olay bu kadarla kalsa yine iyiydi. Fehmi abi odasından çıkmaz, yemeğe oturmaz, ekranın başından kalkamaz oldum. Sonunda tuvalete gitmek için bile ekran başından ayrılamadığından odayı okullar basınca Fehmi abi hastaneye yatırmak zorunda kaldılar. Tablet, bilgisayar, televizyon diye inledi zavallıcık hastane odasından. Kasabanın bütün çocukları Fehmi abinin izinden gittiler. Sokaklar kısa zamanda bomboş kaldı. Çocukların ellerinde tablet, telefonlar düşmez oldu. Kullandıkları kelimeler indirdim, level atladım, yükledim falan oldu. Bir soru sordum bize. Kim diye soru soruyla cevap verili oldular. Bazı anne babalar çocukların bu sessiz sedasız etliye diye karışmanın hayallerinden o kadar memnunlardı ki çocukların en yeni teknolojileri anında aldılar. Çocukların tablette ne kadar erken tanışırsa o kadar başarılı olacağına inandılar. Eskiden bebekler doğduğunda bebek hediyesi olarak küçük altın götüren kasabalılar artık bebekleri gibi hediye olarak küçük tablet götürüyorlar. Böyle hiç arkadaşım kalmadı. Tek arkadaşım Tevfik Kılıkerer işte. Ondan başka arkadaşım yok. Gerçi o da çok arkadaş sayılmaz ama olsun. O da insan. Fehmi abilerden çıktıktan sonra yolda yine Asım abiyi gördüm. Ellerinde kağıtlarla yine koşuyordu. Arkasından seslendim. Kasım abi ya da Asım abi beni duymadı. Neyse şimdi onunla uğraşamazdım. Yeterince derdim vardı. Mutluluk dükkanı. Yolda tabelalar gördüm. Daha önce yoktu. Yeni çıkmış. Mutluluğa gider. Mutluluğa 300 metre falan yazıyordu tabelalarda. Aşırı mutsuzdum. Kendimi yapayalnız hissediyordum. Düşündüm ki bütün kasaba bir olup bana bir şaka hazırlamış olmalıydı. Bu tabelalar da işte şakanın sunumu çıkıyor. Tabelaları izleyeceğim. Beni bir grup karşılayacak ve şaka diyecek. Sonra gelsin konfetiler, pinatalar, balonlar, havai fişekler. Koşarak tabelaları izledim. Buğdaylı'nın tam orta yerinde kocaman bir park vardı. Eskiden çocuklar orada oynar, aileleri ağaçların altından sohbet ederdi. Parktan kaka sesleri yükselirdi. Bir baktım ki ağaçları kesmişler, çimleri kaldırıp yerine beton dökmüşler. Orta yeri bir tane dükkan açmışlar. Mutluluk dükkanı. Tabelaları oluyor.
oraya çıkıyormuş. Dükkanın önünde onlarca insan vardı. Sıraya girmeyi beceremiyorlardı. Birbirine hakaret eden, zorla öne geçmeye çalışan, mutsuz, asık suratlı, her şeyi kızan, bağıran, çağıran insanlar gördüm. Sürpriz falan yoktu ortalıkta. Bu da başka bir saçmalıktı işte. Dükkana doğru yaklaştım. Çocuk ve küçük olmanın avantajlarıyla araladım, süzüldüm ve hop dükkanın önündeyim. Dükkanın camından aradığınız mutluluklar burada. Halinizdeki mutluluk geldi. Organik mutluluklar indirimde iki mutluluk alana üçüncüsü bedava yazıyordu. İnsan dükkanı üzgün ve kızgın görüyor, yüzlerinde sahte bir gülümsemeyle çıkıyorlardı. Dünyanın dışındakiler içeriye çıkanlara soru soruyorlardı. Nasıl, çok mutlu musunuz? Evet evet çok mutluyuz. Şu anda çok mutluyuz. Etkisi 24 saat sürecekmiş. 24 saat sonra tekrar geleceğim. İnşallah bize de sıra gelir. Biz de mutlu oluruz. Dedi ve konuşmaya başladılar. İnşallah. İçeride ne olduğunu merak ediyordum. Camdan içeriye doğru baktım. Kadının biri koltukta oturuyordu. İçeriye giren mutsuzun kulağına bir şeyler saldırıyor. Mutsuz insan bir anda mutlu insana dönüşüyordu. Dükkanın çıkışındaki kasaya bir sürü para bırakıyorlardı. Sonra dükkandan çıkıyorlardı. Kadının ne söylediğini çok merak ettim. Ama verecek param yoktu. Sonra bir mucize oldu ve kalabalıkta annemi gördüm. Kucağında pet şişesi, ayağında spor ayakkabıları ve bir elinde kereviz sapıyla duvar kenarında dikiliyordu. Annemin yanına gittim. Beni fark etmedi bile. Cep telefonu çıkarttı ve internetten videolar izlemeye başladı. Videoda benim yaşlarımda çocuklar dans ediyordu. Annem de onlara bakıyor ve ne kadar tatlı ya deyip duruyordu. Eteğinden çekerek anne diyordum. Ama beni görmüyordu bile. Kendi çocuğunun farkına varamıyor ama başka çocukları telefon ekranında seviyordu. Delirecektim. Bu durum saatlerce sürdü. Sonunda sıra anneme geldi. Hala kerevizini kemiriyordu. Suyunu içiyordu. İçeriye girdiğimde koltukta oturan kadın çok mutsuzum ben çok mutsuzum dedi. Kadın anneme eğilmesini söyledi. Kulağına bir şeyler fısıldadı. Annem yüzünde anlamsız bir gülümsemeye doğruldu. Sonra kasaya gittik ve annem neredeyse bir aylık maaşını kasaya bıraktı. Önüne geçtim ve anne diye çığlık attım. Sonunda beni fark etti. Sen burada mıydın yavrum dedi. Buradaydım anne, hep buradaydım. Görmemişim çok mutluydum da oğlum dedi. Belli çok mutlusun. Anne sana bir şey soracağım. O kadın içeride senin kulağına ne dedi? Ona çok mutsuzum dedim. O da bana dedi ki sen aslında mutlusun. Mutlu olduğunu farkında değilsin. Bunun farkına var dedi. Ben de vardım. Bak şimdi çok mutluyum. Lay 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 lay. Dans ederek yanımdan uzaklaştı. Arkasından bağırdım. Anne sen mutlusun falan değilsin anne. Anne sen açsın, haftalardır kereviz kemiriyorsun. Açsın yemek ye mutlu ol anne. Beni duymadı tabii. O sırada Asım abiyi gördüm. Arkasından seslendim. Kasım abi ya da Asım abi. O da duymadı. Zaten kimse duymuyordu artık beni. Çırpınıyordum ve kimse duymuyordu. Kimi diyeyim ben derdimi. Buğdaylı'da herkes çığ gibi abartıyordu. Yaz ayında Buğdaylı'ya suni kar yağdırıp kayak pisti kurdular. Kışı beklersek zaten kayabilirdik. Ama bekleyemediler. Buğdaylı'nın göllerini taşla doldurup kuruttular. Ama kasabanın ortasında biyolojik göl kurdular. Kasabanın içindeki 100 yıllık ağaçları kesip yerine binalar yaptılar. O binaların bahçelerinde iki tane fidan dikip sitenin adına orman kent koydular. Her yeri yürüyerek gidebilecek bir küçücük kasaba olan Buğdaylı'nın toble yollar yaptılar. Artık kimse yürümüyordu. Her eve en az 3'er araba aldılar. Küçük çocuklara bile küllü araba alıp trafiğe saldılar. Servet Nikitoğlu uçak aldı. Babasından kalan tarlaya beton döktürüp Buğdaylı havaalanı açtı. Bütün tek katlı evler yıkılıp bir yerine çok katlı binalar yapıldı. Kasabaya 90 tane özel okul, 7 tane özel hastane açtılar. İyi
İyi de kasabada bu kadar insan yoktu ki. Okul başına düşen çocuk sayısı 10 falandı. İnsanların şikayet düzeyi arttıkça arttı. Herkes her şeyden şikayet ediyor. Herkes sürekli söyleniyordu. Hayat çok kötü, insanlar çok kötü, sular çok kötü, havalar çok kötü, işler çok kötü. Kasabanın üstünde çok kötü bulutları çökmüştü sanki. Evet, bence de her şey çok kötüydü. Bu çok kötücüler bir anda yeni sektörler açıldı mesela. Hayat çok kötü diyenler için seni bir hayat vaat ediyoruz diye yepyeni hayat kuruntuları satış ofisi açıldı. Açıldığı gün kapısının yanında oturdum. İçeriye girenlere tövbeler olsun ya, bir delirmeyin. Evle yeni hayat olur mu dedim ama kimseyi dinletemedim. İnsanlar çok kötü diyenler için kendini baştan yarat diyen klinikler açıldı. İçeriye bir giriyordun, güya yepyeni bir insan olup çıkıyordun. Seval ablayı bu dükkandan içeriye girerken gördüm. Çıkınca tanıyamadım, tövbeler olsun. Aynı Celal amcaya benzemiş. Böyle şiş şiş yanaklar, kocaman dudaklar, çatık kaşlar. Havalar çok kötü diyenler için hava satan seyyar satıcılar türedi. Tezgahlarında poşetler var. Poşetlerin üzerinde Yayla ve Dağ isimleri yazıyor. Mesela Toroslar poşetlerini alıyorsun. Toros havası kokuluyorsun. Öyle bir saçmalık. Ama tabii bana göre saçmalık. Millet havada kaptı havaları. Sonunda aklı başında hiç kimsenin kalmadığına inandım. Yine de emin olmak için kapı kapı bütün kasabayı gezdim. Yardım edebilecek bir insan aradım ama kimse yoktu. Çaldığım kapıları çeşit çeşit abartmış insanlar açtı. Kasabada olup bitenin farkında değil misiniz diye sordum. Herkes kapıyı yüzüme kapattı. Sonunda bir akşam ağlayarak eve döndüm. Buğdayla da yapalnız kalmıştım. Oturdum ve televizyonu açtım. Babam işteydi. Annem bir yandan kereviz sapı kemiriyor, diğer yandan kucağındaki su şişesini seviyordu. Kedi sever gibi televizyonda bir adam konuşuyordu. Bütün vatandaşlarımız bütün vatandaşlarımız her türlü sorunlarını, dertlerini, ihtiyaçlarını bize bildirebilirler. Biz bu günler için buradayız, hizmet için buradayız, vatandaşlarımız için hep destek, tam destek falan öyle bir şeyler söylüyordu. Konuşmasının sonunda İçişleri Bakanlığı'nın 7 gün 24 saat arayabilirsiniz dedi o ve telefonunu verdi. 44 40 pis yazıyordu. Kalktım aradım. Telefon meşguldü. Yılmayacak, sürekli arayacaktım. Aradım da aradım. Ertesi gün öğleye doğru telefon nihayet açıldı. Yorgun, bitkin, perişan olmuş bir kadın açtı telefonu. İyi günler. İçişleri Bakanlığı mı? Dedim. Evet, buyurun. Siz ne istiyorsunuz? Ben Buğdaylı'dan arıyorum. Siz de mi? Yine ne istiyorsunuz? Bıktık Buğdaylı'dan. Sizin gereksiz talepleriniz ne? Ben iki kez arıyorum size ama burada bir şeyler oluyor abla. Gerçekten bir şeyler oluyor. İnsanlar delirdi. Abla tek akıllı ben kaldım. Kimsem yok kasabada. Abla. Abla yardım edin bana. diye ağlamaya başladım. Güzel güzel konuşacaktım. Oysa gece boyunca kurmuştum kafamda konuşacaklarımı. Ama dayanamadım. Hüngür hüngür ağladım. Yalvarırım yardım edin bana abla dedim. İçimi çeke çeke. Ellerimizden gelen desteği sağlayacağız dedi ve telefonu kapattı abla. Ellerinden gelen Tevfik Kılık yararmış. Gerçi o pek destek sayılmaz ama olsun, o da insan. Tevfik Kılık yarar. Yardım istedikten 4 gün sonra babaannemin pansiyonundan çıkmış, pansiyonun bahçesinde otururken bahçeden içeri daha önce hiç görmediğim bir adam girdi. Uzun boylu zayıf bir adamdı. Bir elinde koca bir valiz taşıyordu. Diğer eliyle burnunu siliyordu. Babaannem müşterilerine selam vermiyordu. Selam verme işini ben üstlenmiştim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz mi? Sabahtan beri kasabada dolaşıyorum. Bana hoş geldiniz diyen tek insan bir çocuk. Şükürler olsun. Çocuk mu? Çocuk mu? Çocuğum mu kaldı benim? Neden baksana 40 yaşındayım ben. Çöktüm ben, çöktüm. Ne oldu? Senin ne derdin var? Ha, şu. Çok kaşıyın. Siz benim derdimi çözemezsiniz. Ben derdimi İçişleri Bakanlığı'ndan bildirdim. Çözer sence konular çözer. Çözer.
O sen misin? Oh, sonunda buldum seni. Hapşu. Çok yaşayın. Ben çok yaşayın. Ben Pis İşler Bakanlığı 306. Buzdağı Arama Genel Müdürlüğü'nün müfettişlerinden Tevfik Kılkeren. Hapşu. Çok yaşayın. Senin ihbarın üzerine geldim. Sana yardım etmek için. Ha ha, hapşu. Çok yaşayın. Of, oh, bu ne yahu? Alerjim var benim. Alerjim var benim. Ufaklık. 25 çeşit maddeden. Hapşu. Benim de alerjim var ama 2 çeşit maddeyim. Aa, ne alerjim var? Bir glutene, bir de bana ufaklık diyenlere. Benim de glutene alerjim var. Tamam, anladım. Bundan sonra ufaklık demem. Konumuz alerji değil zaten. Sahiden bana yardım etmeye mi geldiniz? Bakın, çok zor durumdayım. Yapamazım ben. Kimsem kalmadım. Perişanım derken ağlamaya başladım. Kendimi tutamıyordum. Tevfik Bey'e sarılıp ağlamaya başladım. Tevfik Bey o anda Tevfik abi oldu benim için. Resmen insan yokluğu çekiyordum. Ne annem kaldı, ne babam, ne babaannem vardı, ne dedem, dayım, amcam, öğretmenim, konu, komşu, kuzenler, hiçbiri kendinde değildi. Issız adada karşıma çıkan tek insan da Tevfik abim. Gerçi bu dar çok ıssız adı sayılmaz ama olsun. Tevfik abi yine de insan. Sahiden benim için mi geldin Tevfik abim? Aslında şöyle oldu. Bakanlığımız bünyesinde bulunan 206. Buzağı Arama Genel Müdürlüğü beni inceleme yapmam için ülkenin çeşitli yerlerine gönderir ve ben bu vazifemi yaparım. Pis İşler Bakanlığı her şeyi inceler. Her şeyi ama her şeyi. Özellikle de 206. Buzağı aramamız gerektiğini. Genel Müdürlüğümüz çok titiz davranır. Bakanlığımız her gün çeşitli şehirlerden, köylerden, kasabalardan istek mektupları gelir. Nerede pis bir istek varsa bir istekler Pis İşler Bakanlığı'nı bulur. Kanalizasyonunun tıkandı. Gelin açın. Sokaklar çöp dolu. Gelin temizleyin. Havayı kirlettik. Gelin temizleyin. Suyu kirlettik. Gelin temizleyin. Hep böyle talepler. Geçen gün vatandaş yüz yüze programı kapsamında bakanlık telefon numarası halka dağıttı. İki sen de aramışsın zaten. Buğdaylı'da o an haberimiz oldu. Telefon sabaha kadar durmadı. Şu taleplere bak. Bazılarını yanımda getirdim. Ve talepleri tekrar sıralamaya başladı Tevfik abi. Kulaklarım tıkandı. Dayanamıyorum. İçine temizlenmesi gerekiyor. Bakanlık yetkililerimize arz edelim. Necmettin Kuyrukluk. Yaş 86. Evet. Necmettin amca bu. En son gördüğümde kulağında lavabo açıcı çökmeye çalışıyordu. Zor aldım elinden. Bebeğimin burnu çok akıyor. İki çocuğum daha var. Yetişemiyorum. Bebeğimin sümüklerini silmek için bakanlık bir çalışmaya başlattım. Feride çok bilen. Yaş 38. Aa, çok bilenlerin geleneği. Çok bilen, çok sümüklü. Hakikaten ağızlarına giriyor artık sümükleri. Yeni aldığım yatağın arkasında hep örümcek ağı olmuş. Süpürgeyle çekmeye çalıştım. Çekmedim. Bakanlık birilerini görevlendirsin. Meral çok yeşildi. Gerek kalmadı. Geçen gün vakumlu elektrik süpürgesi, elektronik ağ toplayıcısı, örümcek sever falan aldım. Lavabonun içi sapsarı olmuş. Bunu da ben mi temizleyeceğim? Nerede bu devlet? Nerede bu millet? Seferberlik ilan edilsin. Mutfak lavabonu temizlensin. Dur tahmin edeyim. Fikriye Gıcır. Aa, nereden bildin? Yengem o benim. Temizlik hastası. Ben buğdaydan arıyorum. Ben de ilk kez arıyorum sizi. Ama buğdaylı'da bir şeyler oluyor abla. Gerçekten bir şeyler oluyor. İnsanlar delirdi abla. Tek akıllı ben kaldım. Kimsem yok kızı bana abla. Abla yardım edin bana. Aa, benim bu. Ne öyle ya, ağlaması ismi bile yazmışlar. Eğer görüşmelerimiz kayıt altına alınıyor. O kadar çok ağlamadım aslında. Kayıtlara varmış neyse. Bunun gibi tam 123.999.785 talep vardı. Baktık ki buğday halkı şifona basmak için bile bizi çağırıyor. Önce bunun bir şaka olabileceğini düşündük. Esprili bir vatandaş boş vaktini bizimle dalga geçmek için yapmıştır dedik. Fakat yapılan incelemeler gelen taleplerin gerçek kişilerden geldiğini gösterdi. Az önce müştera ardından bakan beye intikal ettim. Sayın Bakan, vatandaşların hepsi tek tek arasın. Talepleri bizzat sorulsun diye emrettim. Bütün bu pis işler ek
pis işlere ek olarak biri buğdaylının buğdayların halini hatırını sormak eklendi. 3 gün boyunca oturup gece gündüz kasabalıları aradık. Neticede aranan herkes ciddi ciddi gelin sufona basın, gelin çöpe atın, bacayı temizleyin, kedi kumumu değiştirin falan dedim. Demişlerdir, yaparlar az bile. Ben de dedim işte ne oluyor buradan, en başından anlat bakalım. Abi farkında mısın, 10 dakikadır hapşırmadın. Hızlı konuşurken hapşırmıyorum, susunca geliyor. Hap, 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 hap şu.